soru zaten hemen ardından sizin ilk filminiz geliyor. Ama ilk filmden Ha. ben emin değilim. İlk film Hakan Tanfer'in yerine oynadığınız Ha, Hababam sınıfın Güle Sınıfı. Güle mi, yoksa aynı yıl Bizim Sokak diye bir filmde de siz Yo yo oynuyorsunuz? yo güle güle. Güle Güle de ilk. Güle güle ilk. Tamam. Yani o dönem aynı zamanda Ertem Eğilmez'le Ertem İlmez'le tanıştığınız Arzu film tanıştım. Arzu filmin son sonuna dönemine yetiştim. Yani yetiştiniz. Ertem İlmez'in sağlığı ne yazık ki Bozulmaya o başlamış. dönemde Evet. bozulmaya başlamıştı ama beyni çok sağlam bir adamdı. Öyle götürüyordu. Son zaten Güle Güle, Hababam Sınıfı Güle Güle. Bu ondan sonra 2-3 film daha yaptı. Arabeske kadar, Arabeski yaptı son evet. iddiası. Müzikalini yaptık bu arada Evet, Ertem evet. İlmez'de Şan Tiyatrosu'nda. Orada Orada da oynadım. Sekso. Sekso diye bir Karakter karakteri canlandırıyorsunuz. aha. O da yine aynı Tip Hababam sınıfındaki tip kadroyla tip sürüyor. ha. Büyük oyuncuların yine Çok yanınızda yer aldığı evet. o dev kadroyla. Dev kadroyla. Çok büyük bir şans bunlar yani. Kesinlikle. Bunlar şans. Araya Harbiden şans yani. tabii Başka hiçbir her şey değil. oyuncuya da Ama kısmet şans olmaz. da şöyle bir şey. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru adamla buluşmak. Yani Sizin Ertem İlmez'le buluşmanız gibi mi mesela? arkadaşım götürdü ama yani ben o çevreye yaklaşmak istiyordum zaten. Yani Münir Özkul'un evi de onlardan biri. Eninde sonunda beni götüreceklerdi. Yani Ertem abi de şey de Münir abi de Münir Özkul da bahsederdi. Ondan sonra yani sende çok iş var. Sen yani şey yapacak. Yani tipin çok iyi. Sinemaya uygun. Tipime odaklanıyorlardı daha çok. Yoksa hani o dönem biz çok genciz yani. Çırak bile değiliz. Çırak belki çırağız bilmiyorum Daha yani. 19 yaşındasınız değil mi? Babam Tabii canım sınıfında yani ha. Daha hani çok gönüle sarkarken, büyük şans tabii. Öyle bir güzel tipler oynattı bana işte o filmde, arkadan kesinlikle. müzikalde. O da mesela şeye sebep oldu. Yavuz Turgul'la tanışmama sebep oldu. Çünkü O da senaryosu zaten oradaydı. Yavuz O da Turgul'un tabii Arzu çekimdedir. filmdeydi. Tabii ki. Onların senaryosunu yazan adamdı. Ya da toparlayan adamdı falan ya. Evet. Kesinlikle. Sinemaya başladıktan bir süre sonra bir askerlik sanırım oraya giriyor abi. 2 yıl Evet kadar ya. o dönem yani Bir siz ufak bir kopuş oldu. evet Tam başlamıştık bir 10 dakika ara oldu yani. Muhsin Bey'den hemen sonra mı askerlik oldu? Yok hayır önce Öncesinde değil Hababam mi? sınıfından sonra. Hababam sınıfından sonra öyle Çok oldu. evet. Ama siz döndükten sonra yönünüzü tiyatrodan sinemaya ve dizilere biraz sanırım yine Aynen çeviriyorsunuz. öyle Böyle hafif oldu. bir kopuş gibi oluyor tiyatrodan. Değil mi? Yok, askerden döner dönmez tabii hani ne yapacaktım? Bir şey yapmam lazımdı. Salih Kalyon'la kısa bir dönem çocuk tiyatrosu yaptık döner dönmez. Tamam. Ondan sonra sonra ben ertesi sene şey yaptım. Yani o sene askerden döndüm döner dönmez oldu. Woody Allen'ın Tekrar Çalsem diye bir oyunu var. Kimse bilmiyordu. Woody Allen çok az biliniyordu Türkiye'de. Ben de yıllar önce 80'lerin ortası filan değil mi? 80'lerin ortası 85'te gelmiştim askerden. Woody Allen'ın oyununu buldum. Kenter Tiyatrosu'nun tavan arasında. Yıllar önce Mehmet Keskinoğlu diye bir oyuncu vardı. O oynamış. Ondan sonra kimse farkına varmamış. Bir de oyunu yani Woody Allen bilinmiyor. Sonra kitaplardan gördük. Aa bu oyun Türkiye'de oynanmış ya. Tekrar Çalsem. Ne adlı oyunu? Play It Again Sen. Adını siz koyun diye oynanmış tamam mı? Öyle değiştirmişler ismini. Ondan sonra inanılmaz dedim. Ben bunu bulurum dedim. Allem ettim, kallem ettim. İşte ben dedim Yıldız Hanım'ın öğrencisiyim de bilmem ne de onun müdürü vardı. Müdür diyor ikide bir kovuyor tekrar gidiyorum. Ya yok diyor bulamayız diyor tavan arasında. Tamam dedim bir gün çıktı iyi adammış ama tamam dedi hadi dedi bulursan dedi. Tavan arasına çıktık.
İki tane dosyayı şey yaptım. Bir baktım oyun duruyor orada. Tekrar çalsam oyunu duruyor. Tak aldım, tamam buldum dedi. Ondan sonra havalara uçuyorum yani. O teksti bulmak zor iş. Evet. Ondan sonra hemen bir genç ekip kurdum. Konservatuvardan da vardı birileri. Şimdi tiyatro, özel tiyatro yapan Nami Esatgil var. Onun dayısı vardı, eski tiyatrocu. Şehir tiyatrolarında oynayan hala iki kız vardı falan. Ondan sonra ha bir güzel bir kadro koyduk. Sükseli bir oyun çıkarttık. Şeyde dekor kostümü yapan adam değil. Ha neyse o oyun mesela iyi gelmişti bana. Bayağı zor bir oyundu çünkü. Akademiden de yardım etmişlerdi bana. Güzel Sanatlar Akademisi'nden dekora kostümü. Ne güzel. Ondan sonra Yavuz Turgul bir yazın reklam filminde oynadım. Yavuz Turgul bir reklam, İş Bankası reklam filminde oynattı. Önemli bir şey değil ama böyle bankacı, eski 1930'larda banka çalışan memurları ona göre verir. Eski ceketler bilmem neler, banka çalışır, badem bıyıklar, İş Bankası çalışır, eski fotoğraflar böyle canlandırma yaptı. İlk reklam filmi bu mu oldu abi? İlk reklam filmi o değildi. Nesle Gofret diye bir reklamdı. O da Yavuz Turgul'un işiydi, Manajans'ın. Yavuz abinin bana bir sempatisi vardı böyle. İkide bir hani Cavcı'yı bulun falan bir şey yani. Sonra o reklamı çekerken İş Bankası şeyini ondan sonra Yavuz Turgul o şeyde dedi ki Yavuz Bey dedi seninle bir şey konuşacak. Ondan sonra gittim Yavuz Turgul böyle ne haber falan yaptı. İyidir dedim. Dedi ki sana dedi rol yazıyorum dedi. Ondan sonra Şener abinle beraber oynayacaksın dedi. Çok şey olmuştum yani böyle. Büyük bir şey yani. Yani evet o Şener Şen'in Şener Şen olmaya başladığı yıllar ilk başrolünü sanırım Namuslu'da oynuyor. Namuslu'da ama öbür filmlerinde de başroldü. Şener Şen başrol sayılır yani. Hepsinde başroldü bence. Evet. Ondan sonra ama Şener Şen'le oynamak çok güzel bir şey tabii. Hani adam rol yazıyorum dedi yani. Hani seni düşünüyorum falan demedi yani. ondan sonra tabii Muhsin Bey benim sinemaya kesin şeyim oldu artık yani. Mührünüzü vurdunuz. Yani hani evet dedik hani buradan gideceğiz anlaşıldı dedik yani. Ondan sonra tabii ondan sonra tiyatroya ihanet yıllarım başladı. Bir daha tiyatroya hiç dönmedim. Ama hiç dönmedim. Kamera yani, gösterileri var. Ama onlar tiyatro değil ki. Gazino işleriydi. İçmeli işlerdi yani şeydi. Hani bir taraftan içiyorsun, bir taraftan oynuyorsun. Müşteri sarhoş. Çok esaslı bir tiyatro sayılmaz yani. Evet, tiyatro değil. Yani. Tiyatral yani. Sayılabilir. Belki biraz. Ama değil ki yani. Tabii, gazino işi ya. Yani. Gazino işi eğlenceye dönük. Eğlenceye dönük. Tiyatro biraz farklı. Akraba tabii ki ama yani. Hani sahne sonuç olarak. Dediğiniz gibi. Hafif şaklabanlık yani. Böyle dediğime bakma. Çok severim yani. O işleri de seviyorum. Eğlencelidir o da değil mi? Tabii canım. Sarhoş eğlendiriyorsun işte. Ay, bu sizin Rumeli Hisarı, Ali Baba'nın Çay Bahçesi dönemi aynı Muhsin Bey'le aynı yıllara denk geliyor değil mi? Aşağı yukarı oraya takılmaya başladığınız dönemde de... Oraya takılmaya başlama diye bir şey yok aslında. Öyle mi? Nasıl bir şey? Yani Rumeli Hisarı'nda oturuyorduk biz. Arnavutköy'den oraya taşınmıştık. Ev oradaydı zaten. Falan. Tamam. Çocukluğum orada geçmişti. Çok güzel. Ondan sonra fakat işte sonra Taksim'e çıktım bu tiyatral işler, bilmem ne işler. Ondan sonra bir gruba rastladım 80'lerde. İlgimi çekti, çok akıllı. Daha bir entelektüel, farklı bir şeyler konuşuyor falan. Hoşuma gitti. Bu sefer eski arkadaşlarımı biraz kuro bulmaya başladım. Onları terk ettim. Bu heriflerin peşine takıldım. Onlar da Hisar'a takılmaya başladı. Hepsi sağdan soldan gelen adamlardı. Hiçbiri Hisarlı değildi. Hisar'dan böyle yepyeni
bir yeni bir dönem insanları çıktı Hisar'dan. Gerçekten çok iddialı, konuşulması çok zor bir şey. Bir dönem, yani Leman dergisinin kuruluşu da oradadır. Bilmem ne de oradadır. Bütün derviş sinemacıların çıkışı da oradandır Hisar'dan. Sanat dünyasının derviş, ressamlar, deli ressamlar, bilmem neler, ilk romanını yazan adamlar. Yani Hisar çok önemli bir yerde. Hani bir bohemlik, serserilik, içki şeydi ama o işin şeydi, süsüydü, olmazsa olmazıydı yani, deniz kenarındasın. Küçük İskender de oradandı bilmem. Herkes oradan. Aklına kim gelirse. Yani bir isim söyle Hisar'dan mı? Evet, o da oradaydı diyebilirim yani. Yeraltı edebiyatı. Sonra yeni insanlar oradan çıktı yani. Yeni ümitini aldı orada, Hisar'dan çıktı yani. İnan yani. Geçen gün de İzmir'deydi, rastladım. Ondan sonra Ali Baba'nın kahvesinden çıkma, hepsi Hisar'dan, sahilden çıkma yani. Oraya geliniyordu. O öyle bir dönemdi yani. Sanat dünyasının buluşma noktası gibi. Genç, yeni sanat, entelektüeller de, gazeteciler de vardı. Sırf sanatçı değildi. Basın da orada demek ki. Yani gazeteciler, ne bileyim. Çiçek bar gibi. Ya çay bar değil de geliyorlardı. Evet. Oraya yani geliyorlardı yani. Nedenini bilemezsin yani. Bir cazibesi vardı demek ki. Geliyordu insanlar yani. Öyleymiş. Çok belli. Yani bir sürü dergi falan. Hep oradan. Şimdi ismini unuttum. Bir sürü dergi falan. Hep oradan. Ha, başka mekanları da vardı oraya gelen insanlar. İşte Fransız kültür. Tabii. Oraya takılmıyordu. Çünkü Beyoğlu'nda 400 kafe falan yoktu. Fransız kültürün kafesi kullanılıyordu. Onu tek tük açılmaya, sonra arkadan mantar gibi patlamaya başladı. Taksim Sanat Evi'nin şeyi, alt katı. Bebek kahveden kaçtı herkes. Bebek kahve hem pahalıydı insanların bütçesine bugün, hem de biraz züppe bulunuyordu orası. Yani daha bir zengin, arabasının markasından konuşan bilmem ne. Mutlu azınlığa. Başka bir şeydir bebek. Daha bir sosyete. İşte abi. Hisar'da insanlar kendilerini buluyordu. Yani öyle. Öyle orayı besleyen de Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri, akademinin öğrencileri, eski sol tayfadan kalanlar, yazar çizer takım falandı yani. Dediğiniz gibi yazan, çizen, okuyan, düşünen. Okuyan herkes oradandı. Hisar çok önemli. Sonra Cihangir'e kaydı o ekip. Ha, evet, o Cihangir. Şimdi ya tabii Hisar diye bir yer yok artık yani. Öyle, değişmiş öyle. Orası. Tabii orası lokmacı oldu. Bu şeyci var ya, tatlıcı belediye başkanı istifa eden. Ali Baba rahmetli. Oraları yani. Evet öyle kahvaltıcı tatlıcı yaptı. Bambaşka insanlar gelip. Anladım abi. Eksenlerin ortasından itibaren dramalara da göz kırpmaya başlıyorsunuz. Dramlara mı? Dramalara. Dramlara. Dramlara, dram filmlerine. Örneğin Son Urfalı'da sanırım bir ya, komik bir rolde değilsiniz. Biraz maalesef. Evet oynadım. Ya, ha. Değil mi? 86 yılında. Oynayayım dedim. Teklif gelmişti, oynadım. 90'da da asıl Hanımın Çiftliği'nde sizi görüyoruz asıl. Arada daha çok. Hanımın Çiftliği tabii işte o dramada. O da çok büyük şansımdı. Hı hı. Hanımın Çiftliği tek kanallı televizyon döneminde. Tek kanalsı yani TRT yani. TRT'nin evet. İzlenmeme şeyi yok yani. Tamam mı? Olasılığı başka çaremiz yok. Olasılığı yok tabii. O dönemde yine çok önemli bir karakter oynadım şeyde. Zağaloğlu Ramazan tipi. Hikayeyi biliyorsunuzdur, anlatmaya gerek yok. Fikret Hakan'la oynadım. Çok dev bir kadro. Evet. Fikret Hakan'ın yeğeni işte. 50'lerde geçiyor değil mi? O dönemi anlatan. Evet, Orhan Kemal'in büyük, hoş yani güçlü bir eseri.
Adana, Adana yöresinde geçiyor. Ağ, toprak, bilmem ne. Böyle bir şey var. Evet, o bayağı sizin görünürlüğünüzü, bilinirliğinizi artıran bir rol oldu. Çok, çok fazla. Evet, evet. Tek kanal olduğu için televizyon. Tek. Oynadığım rol de çok güzel roldü, çok dediğim güzel gibi. Da, ve kadro çok şeydi yani. Aydemir Akbaş, Erol Taş. Erol Taş. Aklına kim gelirse, Meral Orhansay, Suna Selen, Fikret Hakan, Efkan Efekan, Ünsal Emre, Gülben Ergen, İknur Bozkurt başrol zaten. O İknur oynuyordu. Onun için de büyük şanstı. Daha aklıma gelmeyen... Abi o rolü kendiniz mi seçtiniz? Hanımın çiftliğindeki rolü. Nasıl kendim seçeyim? Onlar abi, beni o role layık gördüler. Yani çünkü drama ya hani bir acaba... Dram değildi ki. Komikti. Komikti aslında ama... Soytarı yani ki öyle... Ha yani... Dizi güldürü dizisi değil ama sizin rolünüz tabii yine komik. Komik benim tipim diye. Komikti. Evet öyle bir roldü. Komik durumu komikti yani. Durum öyle komikti çizmeler orada. Falan giyiyor. Bir kuşaklar, tabancalar, pala bıyıklar ama herif yani karıdan bile dayak yiyor. Evet, bir durum var değil mi? Yani tabii ilk gece dayak yiyor. Ayladığı bir adam yani. Dadayısını biliyor. Kız da diyor ki attan indim eşeğe binmem diyor herif. Benle evlenince öyle diyor. Attan indim ben eşeğe binmem diyor. Adam ona rağmen yani. Yüzsüz sorar yani böyle. Sonra kızı ağa alıyor elinden. Bunu da çiftlikten kovuyor. Bu dışarılarda sürünmeye başlıyor bana. Çiftlikte yani ikinci ağayken yani aslında ağa. Ama... Ağa şeyi yani tamam mı? Ağanın yeğeni yani. Havası var ama kötü bir havası var. Evet. Millet eyvah Zağloğlu geliyor falan diyorlar. Kardeşim. Eyvah falan yani adamı gördükleri zaman. Yani evet. Öyle çok iyiydi. O ben benim sevdiğim rollerden biriydi. O da çok büyük bir şans. Ünal Küperi çekti. Çok pratiktir. Ünal evet. Abiyle ikinci işimizdi o. Çok güzel işler yaptık. Birlikteliğiniz 80'lerde başlıyor. Evet. Yani 80, ilk 87'de çok güzel bir komedi. Zampara Seyfettin'in atasını çektik işte orada. O Dört Keşe Dünya'yı. Dört Keşe Dünya'yı. Evet, orada apeşi vardı. Onu izleyince zaten bu Seyfettin burada ne arıyor filan gibi bir duygu. Evet. Yani o oradan karakter orada sonra, çıkmış ortaya aslında. Çıktı. İşte hepsi arka arkaya gelince iyi oluyor.